Dünyanın Yağız delikanlısı, bir kahraman şehri Tufan Beyli. Can gezikolikler, Torosların yamaçlarına kurulmuş bir şehir. Etrafında tarihin kadim medeniyetlerinden kalma çok sayıda tarihi eser var. Her biri adeta buram buram tarih kokuyor. Peki ya buram buram çam kokan ormanlarına ne demeli? Ya da buram buram güzellik kokan oksijen cenneti yaylalarına ne demeli? Sadete gelelim. Çukurova'nın Yağız Yiğit delikanlısı, bir kahraman şehri Tufan Beyli'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih dolu, güzellik dolu, macera dolu Tufan Beyli gezimizde bizleri dört gözle bekleyen Hitit kralı derin bir saygı duyuyordu. Şar, Komana, antik kenti, tam bir sanat harikası Alakapı, manzara ve foto tutkunları cennet burada, Kürebeli yaylası, Hititlerden kalma bir eser, han yeri, kaya anıtı, derin tarihe yolculuk, Tufan Beyli, açık hava tiyatrosu, enfes yöresel lezzetlerden Tufan Beyli'nin vazgeçilmezi, kömbe, Can Anadolu'da şifa kaynağı, tarhana, yöresel lezzet bombası, çoban aşı, namı diğer, tava aşı ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Genel tanıtım. Tufan Beyli, Adana'nın kuzey tarafında en sondaki ve en uzak ilçesidir. Kayseri'nin Tomarza, Develi ve Sarız ilçeleriyle Adana'nın Sayınbeyli ilçelerine komşudur. Yörede karasal iklim görülmektedir. Tufan Beyli kuzeyi dağlık, güneyi ise daha düzlüktür. Bu yüzden ekilebilir arazileri daha çok güney kısmındadır. Ormanlarında ise daha çok çam, köknar, ardıç ve sedir ağaçları bulunmaktadır. Halkın temel geçim kaynakları ise tarım ve hayvancılıktır. Seyhan Irmağı'nın bir kolu olan Göksu Akarsuyu ilçeyi kuzeyden güneye doğru ikiye ayırır ve ulaşım geçitlerle sağlanır. Yörede su kaynakları bol olduğu halde maalesef kullanılabilirliği çok azdır. Yörede yetiştirilen başlıca ürünler ise nohut, buğday, fasulye, patates ve şeker pancarıdır. Son yıllarda ise meyvecilik yörede önem kazanmaya başlamıştır. Tufan Beyli'nin kadim tarihi. Tarihi Hititler, Roma, Bizans'a kadar uzanan Tufan Beyli yöremizde mevcut tarihi kalıntılar, kadim ve köklü geçmişi ortaya koymaktadır. Kizuwatna krallığına bağlı yörede kurulan Komana o dönem için dini bir devlet hükmündeydi. İç işlerinde serbest, dış işlerinde ise bu krallığa bağlı Tufan Beyli yöresinde tarih sahnesinde önemli olaylar gerçekleşmiştir. Örneğin tarihin ilk yazılı anlaşması, Kadeş Anlaşması, Hitit Kralı ile Mısırlılar arasında yörede imzalanmıştır. Böylelikle dünya tarihine ismini adeta kazıyan Tufan Beyli ilçemizde antik tiyatro, kırık kilise ve Alakapı gibi tarihi direnen çok sayıda yapı bulunmaktadır. Osman Tufan Bey'in ismi anısına. Atatürk'ün nutkunda dört yerde adı geçen, olağanüstü gayretiyle tek hedefi, Yüce Allah'ın izniyle vatanı düşman işgalinden kurtarmak için tüm gücüyle çalışan Huvayi Milliye komutanlarından Osman Tufan Paşa ismine izafeten ilçeye bu isim verilmiştir. Önceleri ismi Höketçi olup Sayınbeyli kazasının bir bucağı iken 1958 yılında ilçe olmuş ve ismi Mağara olarak geçmiştir. 1967 senesinde Çukurova'da kahramanlığı ve yiğitliği dillere destan Osman Tufan Bey'in ismi ilçeye verilmiş ve günümüze de ulaşmıştır. Hitit kralı derin bir saygı duyuyordu. Şar Komana antik kenti. Tufan Beyli ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Şar Komana antik kenti Şar köyünde bulunmaktadır. Hitit döneminden kalma antik kent dönemin dini merkezi olduğu için büyük önem taşıyordu. Şar Komana antik kenti Kizuwatna devletinin başkentliğini yapmıştır. Kilikya yöresinde ilk siyasi devlet olarak bilinen Kizuwatna yani Adanya, M.Ö. 1400'lü senelerde Hitit egemenliği altına girmiştir. Şar Komana iç işlerinde bağımsız hareket edebiliyordu. Bununla birlikte dini esaslı bir krallıktı. Nitekim Komana şehri döneminde kutsal sayılan bir rahip tarafından yönetilmekteydi. Geçmişi M.Ö. 2000 yıllara değin uzanan şehrin insanları ise daha çok Hurriler ve Luvilerden meydana gelmekteydi.
Adana isminde olduğu gibi Komana adının da Hurrice'den türediği bildirilmektedir. Kenti yöneten rahip Hitit kralı nezdinde büyük saygı ve itibar görmekteydi. Nitekim kral, rahibin temsil ettiği dini erkeğe sahip olabilmek için çoğunlukla rahibin kızlarıyla evlenme yoluna başvurmaktaydı. Mısırlılar ile Hitit devleti arasında tarihin ilk anlaşması olarak imzalanan Kadeş anlaşmasında mührü görülen kraliçe Puduhepa Komanalıydı. Evet Cangizi kolikler, zamana meydan okuyan Komana antik kentinin bazı yapıları günümüze değin ulaşabilerek halen ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Tam bir sanat harikası Alakapı. Şar köyünde bulunan Alakapı Bizans döneminden kalmıştır. Sözde ana tanrıça kapısı olduğu tahmin edilen Alakapı, antik kentin zamana direnen yapılarındandır. Kapının yüksekliği 6 metre, eni ise 3 metre olup kapı taş platform üzerine yapılmıştır. Tam bir sanat harikası görünümündeki kapı, Doğu ve Batı sanat üsluplarından etkilenmiş sentez bir yapı özelliği taşımaktadır. Manzara ve foto tutkunları cennet burada, Kürebeli Yaylası. Tufanbeyli ilçe merkezinin kuzeyinde bulunan yayla 10 kilometre uzaklıktadır. Yaylada bir de gölet vardır. Bu gölet daha çok sulama amaçlı kullanılmaktadır. Tamamen doğal ve muhteşem manzaralarıyla adeta göz kamaştıran Kürebeli Yaylası, kamp kurmak ve piknik yapmak için son derece elverişlidir. Hititlerden kalma bir eser Hanyeri Kaya Anıtı. Anıt Hanyeri köyüne 800 metre uzaklıkta Gezbeli Dağ geçidinde bulunmaktadır. Yoldan 4 metre yüksekte bulunan kayaya oyulmuştur. Geçidin diğer tarafında ise İmam Kullu kabartması bulunmaktadır. Kaya kabartmaları Hitit sanatının önemli eserlerindendir ve M.Ö. 13. yüzyıldan kalma olduğu düşünülmektedir. Derin tarihe yolculuk Tufanbeyli Açık Hava Tiyatrosu. Tufanbeyli Açık Hava Tiyatrosu Roma dönemine ait bir yapıdır. Yapıdan günümüze ise yüksekçe bir duvar ile merdiven şeklindeki kısımları gelebilmiştir. Merdivenlerin alt kısmında ise mahzen ve hayvan barınakları mevcuttur. Yöredeki Roma döneminin önemli eserlerinden biri olan bu yapıyı görüp geçmişe yolculuk yapmak isterseniz Açık Hava Tiyatrosu sizleri beklemekte Can Gezikolikler. Tufanbeyli'de tarım. Tufanbeyli'de daha çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, şeker pancarı, fasulye, nohut ve patatestir. Tufanbeyli'nin enfes damak tatları. Tufanbeyli'nin vazgeçilmezi kömbe. Tufanbeyli mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan kömbe, geleneksel olarak bayramlarda yerini almaktadır. Eskiden savaş zamanlarında cephanedeki askerlere yapılan kömbenin en büyük özelliği hem doyurucu hem de uzun süre bozulmamasıdır. İmece usulü ile özellikle bayramlarda hazırlanan bu kömbenin tarifi Tufanbeyli hanımlarında saklıdır. Can Anadolu'da şifa kaynağı tarhana. Hazırlıklarına sonbaharda başlanan tarhananın ana malzemeleri dövme kazanlarda kaynatılır. İçerisine domates, nohut, soğan, biber ve nane eklenerek güzelce yoğrulur. Şekil almaya başlayınca bezeler halinde kurumaya bırakılır. Güzelce kuruduktan sonra tarhanamız artık kış için hazırdır inşallah. Çorbaların daha kolay pişmesi için akşamdan ıslatmak gerekir. Tarhana özellikle kolesterol, şeker, grip ve nezle gibi rahatsızlıklar için Yüce Allah'ın izniyle şifa deposudur. Yöresel lezzet bombası çoban aşı, namı diğer tava aşı. Eritilen yağda soğanlar güzelce kavrulur. Salça ve kırmızı biber eklendikten sonra su eklenir. Kaynayan suya bulgurlar da eklendikten sonra pişmeye bırakılır. Tava aşı normal pilavlara göre daha lezzetli ve daha suludur. Tufanbeyli ilçemize ulaşım. Tufanbeyli'ye bağlı olduğu Adana il merkezi ile mesafe D815 üzerinden 200 km olup ortalama 3,5 saatte ulaşım sağlanabilmektedir. Tufanbeyli ilçe merkezinden başkent Ankara'ya mesafe Ankara-Niğde otoyolu, Ankara-Tarsus otoyolu O21 üzerinden 475 km olup ortalama seyahat süresi 5,5 saattir. Tufanbeyli ilçemize en yakın havalimanı yaklaşık 195 km ile 3,5 saatlik mesafedeki Adana Şakirpaşa Havalimanı'dır. Hava yolu ile 1 saatte başkent Ankara'ya ulaşım sağlanabilmektedir.
İstanbul'a ise O4 ve Ankara Niğde otoyolu, Ankara Tarsus otoyolu O21 üzerinden mesafe 900 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 10 saattir. Adana Havalimanı'ndan İstanbul'a ise ortalama 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. İzmir'den Tufanbeyli ilçemize mesafe D300 E96 karayolları üzerinden 995 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 12 saat 15 dakikadır. Hava yolu ile ulaşım ise ortalama 1 saat 20 dakika sürmektedir. Yaşayan tarih kalıntılarını görmek için Tufanbeyli'ye yelken açın. Cangezi Kodikler, dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden Hitit Krallığı'na ev sahipliği yapmış, Kapadokya'yı Kilikya'ya bağlayan ve dağların arasında kalan muhteşem doğal manzaralarıyla mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken efsane Tufanbeyli şehrimizi Yüce Allah'ın izniyle hep birlikte keşfetmeye çalıştık. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın, Tufanbeyli şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın. Hoşça kalın.